Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdolsun. Bizi bu mübarek kutlu aya yetiştirdiği için. Yetiştirmişse bir hayır murad etmiştir. Yetiştirmişse rahmet gibi, af gibi, cehennemden azat edilme gibi bir büyük hayır murad etmiştir Cenab-ı Hak. Hamdolsun. Selatü vesselam elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Allah yol arkadaşları sahabilerden razı olsun. Bizleri de onların hayırlı, muhsin takipçilerinden eylesin. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı içerisindeyiz. Ve Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden olan oruç gibi çok büyük bir amel içerisindeyiz. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı geçen programda anlatmıştım. Şimdi ondan bize nakledilen oruçla ilgili bir hadis üzerinde duracağız. Allah Resulü buyurmuş, her amel Cenab-ı Hak tarafından en az, her salih amel Cenab-ı Hak tarafından en az 10, 700 ve 700'ün katları kadar karşılık bulur. Ancak Allah buyurur ki, oruç hariç, o bana aittir ve ben onun karşılığını vereceğim. Kulum benim için yemeğinden kesilir, benim için şehvetinden, arzularından, isteklerinden kesilir. Bundan dolayı oruçlu kimseye ben her gün iki sevinci yaşatacağım. Bir, iftar ettiği zaman, iki, eğer şayet vefat ederse benimle kavuştuğu zaman ona iki sevinç yaşatacağım. İftar ettiği zaman nefsine vurmuş olduğu o gemi açacaktır ve sevinecektir. Cenab-ı Hak onu tekrar nimetleriyle, tekrar hayat için sağlamış olduğu imkanlarla serbest bıraktığı için. İkinci sevinci Cenab-ı Hak'la mülaki olduğu zamandır. O da Allah'a kavuştuğu zaman görülecektir. Bilinsin ki oruçlunun ağız kokusu Allah yanında mis kokusundan daha güzeldir. Oruç bir kalkandır. Oruç bir kalkandır diyerek Efendimiz Aleyhisselam haberi bize aktarır. Müslim ve Buhari'de rivayet edilen bu hadis, içinde bulunduğumuz Ramazan ayının büyük ameli olan oruçla ilgili bizi bilgilendirmekte. Evet, tek tek ele alalım şimdi. Allah Resulü Aleyhisselam, insanoğlunun, Ademoğlunun amelleri Cenab-ı Hak yanında onun kereminden, cömertliğinden dolayı bire bir değil, en az bire onla karşılık bulur. On yetmez, bazıları 700'le karşılık bulur. 700 yetmez, bazıları da 700'ün katları kadar karşılık bulur der. Evet, Allah'ın keremidir bu. Cenab-ı Hakk'ın merhametidir kullarına. Allah cömerttir, ganidir, zengindir. Hazinesinde verdiği zaman tükenmeyen bir imkan, hazinesinde verdiği, bağışladığı zaman, dağıttığı zaman hiç tükenmeyen dolulukta nimetler vardır. İşte bundan dolayı Allah bire onla kulunun salih amellerini karşılamıştır. Peki oruç? Hayır, oruç farklıdır diyor Cenab-ı Hak. Oruç bana aittir. Bir şeyi Allah kendisine ait kılmışsa o şeyin değer kıymeti çok daha fazla artar. Bu benim orucumdur. Tıpkı Cenab-ı Hakk'ın biz müminlere sahiplenirken benim kulum dediği gibi. Tıpkı Kabe'ye benim evim dediği gibi. Allah bir şeye benim dediyse o şey çok kıymetlidir. İşte oruç diğer salih ameller arasında benim karşılığını vereceğim özel bir ameldir diyerek Allah-u Teala vereceği mükafatın büyüklüğünü bize hatırlatmıştır. Ve bu nedenle oruç büyük bir karşılık bulur. Niye karşılık bulur? Ne demek büyük karşılık bulmak? Tıpkı sabır gibi değerli kardeşlerim. Sabrın Allah yanında ucu açık, çok kıymetli bir amel olduğunu, bir vasıf olduğunu unutmayalım. Oruç nedir? Sabrın amelidir. Oruç tutan insan için ahirette hazırlanacak tablo şudur. Bütün ameller getirilir. İyilikler kötülüklerle mizanda tartıya konur. Kefenin her bir tarafına salih ameller ve kötü ameller konulur. Eğer kötü ameller ağır basarsa Allah-u Teala oruç amelini getirin diyecektir. Oruç amelini ta hayır tarafı ağır basıncaya kadar değerlendirecektir. Değerini arttıracaktır. İşte o zaman Allah orucun gerçek karşılığını tayin edecektir. Yani bizi cennete taşıyacak kurtarıcı değer, kıymet ne kadar ihtiyaç ise
o kadarını Cenab-ı Hak lütfedecektir. O nedenle aleyhissalatü vesselam aleyke bisavm fe innehu la misle lehu la adle lehu. Oruç tutmayı önemseyiniz. Çünkü orucun gerçekten dünyada tayin edilebilecek, sınırı konulabilecek bir karşılığı yoktur. Oruç önemlidir. Oruç bizi imanda zirveye taşır.